Komisyonlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde komisyonlar, genel kurulda görüşülecek metinleri olgunlaştıran, kanun tasarı ve teklifleri üzerinde inceleme ve müzakerelerde bulunan kurullardır. Bir tasarı veya teklifin genel kurulda görüşülmeye başlanmasından önce, aksi yönde bir karar alınmamışsa öncelikle komisyonlarda görüşülmesi gerekmektedir. Yasama sürecinde komisyonlar, ihtisas alanları göz önüne alınarak oluşturulmuşlardır. Komisyonlar, yasal dayanağını doğrudan anayasadan, iç tüzükten ya da kuruluş kanunlarından almakta ve daimi ya da geçici komisyon şeklinde görev yapmaktadırlar. Daimi komisyonlar, belirli bir ihtisas alanında çalışan sürekli komisyonlardır. Geçici komisyonlar, belirli bir iş özelinde bilgi edinme ya da denetim amacıyla belirli bir süre çalışmak üzere kurulurlar. Daimi komisyonların bir kısmı sadece kanun tasarı ve tekliflerini görüşürken, bir kısmı ise sadece belirli konularda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması gibi konularda çalışma yaparlar. Daimi komisyonlardan insan haklarını inceleme, dilekçe ve kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonlarına vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilmektedir. Bir tasarı veya teklif, meclis başkanlığına sunulduktan sonra görüşülmek üzere esas ve tali komisyonlara meclis başkanlığı tarafından havale edilir. Raporu, genel kurul görüşmelerine esas alınan komisyon, esas komisyon, esas komisyona görüş bildiren komisyon, komisyonlarsa tali komisyon olarak adlandırılır. Tasarı ve teklifler, ilgisine göre birden çok komisyona tali olarak havale edilebilirken, esas komisyon olarak sadece bir komisyona havale edilir. Komisyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri görüşmek üzere komisyon başkanı tarafından doğrudan ya da komisyon üyelerinin üçte birinin istemi üzerine toplantıya çağrılır. Daimi komisyonların üye sayısı siyasi parti gruplarının güçleriyle orantılı olarak her genel seçim sonrası ilgili yasama döneminde genel kurulca belirlenmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti gruplarına mensup milletvekilleri, komisyon üyesi olmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi parti milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri ise sadece Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na üye olabilirler. Daimi komisyonların üye sayısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın tespiti ve Danışma Kurulu'nun önerisi üzerine genel kurulca belirlenmektedir. Fakat Plan ve Bütçe Komisyonu'nun üye sayısı anayasada 40, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun üye sayısı ise kuruluş kanununda 35 olarak öngörülmüştür. Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesi için belirli süreler bulunmaktadır. Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı en az 2 gün önceden yapılır. Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine havale tarihinden itibaren 48 saat sonra başlanabilir. İşin 48 saatten önce görüşülebilmesi için danışma kurulunun tavsiyesi gerekmektedir. Komisyonlar tasarı veya teklifleri aynen veya değiştirerek kabul edebilir veya reddedebilirler. Bunun için her madde üzerinde komisyon üyelerince verilen değişiklik önergelerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Yapılan değişikliklerin tasarı ve teklifte bulunmasa dahi tasarı ve teklifle çok yakın ilgisinin bulunması gerekmektedir. Komisyonlarda değişiklik önergesi verme ve oy kullanma hakkı yalnızca o komisyon üyelerine aittir. Komisyonlar, görüşülen kanun tasarı ve tekliflerinin kapsamlı veya tartışmalı olması yahut ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği durumlarda alt komisyon kurabilmektedirler. Alt komisyonlar, tasarı ve tekliflerin olgunlaştırılması yönünde daha detaylı ve teknik çalışma yapılmasına ve üzerinde uzlaşılan bir metnin hazırlanmasına ortam oluşturmaktadır. Bu durumda komisyon genellikle alt komisyonun kabul ettiği rapor ve metin üzerinden çalışmalarına devam etmektedir. Komisyon, görüştüğü işle ilgili olarak kabul veya ret yönünde iki farklı karar verebilir. Her iki durumda da rapor düzenleyerek meclis başkanlığına sunmak zorundadır. Sıra sayısı verilerek bastırılan komisyon raporları, bu aşamadan sonra aldıkları sıra sayısıyla anılır. Komisyon raporunun
genel kurul gündemine alınması için dağıtımından itibaren 48 saat geçmesi gerekir. Ancak danışma kurulu önerisi veya siyasi parti grup önerisi üzerine genel kurulun kararıyla bu süre geçmeden de raporun genel kurul gündemine alınarak görüşmelerine başlanması mümkündür. Komisyonlar.